Sayın izleyen, bir saniye videoyu geçmeden önce bir şey konuşmak istiyorum. Bu hal ne ya? Bu ne ya? Böyle yakışmıyor bize. Böyle yakışmıyor. Eline de yapışmıyor. Hemen bir like'ını at. Yorumunu yap. Abi ben buradan dolayı yorum yapıyorum. Abone ol. Tamam mı? Seni çok sevindiririz. Türk internetinin gördüğü en üzücü hikaye yalan mıydı diye bir olay. Çağrı Kuel abim 6 gün önce atmış. Bakalım. 672 gündür çevrim içi olmayan hali. Diğeri ise 4 gün önce çevrim içi olduğu hali. Evet. Algoritma kırıcı. Instagram adminlerinin en sevdiği tarzda post türü. Son aylardaysa her 6 aylık dönemde hortlatılan Celil olayı gibi bu olayı da sürekli paylaşmaya başladılar. Peki kan davası gerçek mi? Kurtulup aramıza mı döndü? Yoksa kısa videolarla hayatımıza giren kurgu formatı burada da mı çalıştı? Ya bunu şoplaması uzun bir iş değil bu. Gibi geliyor. Çaycı Hüseyin gibi, evet. Merhaba, videoya hoş Ama geldiniz. Ben Kuel. bunun videosunu yaptıysa bu kısaca bir şoptan oluşmuyordur yani, bir hikayesi vardı derken aldım verdim Aldım aldım verdim, verdim aldım Alper'i verdim, yedim. Alper'i yedim. Aç ağzını. Ha. Charm Kuel. Bol sürecime hoş geldin. 10. ayını kutlarım. Çocuğumuz nasıl bir aylık? Bu videomuzun sponsoru Battle Teams 2. Ayda, Battle Teams 2 buraya da mı Teams 2 geldi? uzun süredir küreselde aktif şekilde oynanan bir... Başka videoda izlediğimiz için buraya geçiyorum ama özür dileyerek geçiyorum. Battle Teams 2 abi şey olacak. Açık betası olacak. Siz de katılın. Çarmıkuel'in linkinden katılın. Klasiktir. İlk adımı her zaman aynı atıyoruz. İnternete girip kan davası reisle ilgili bilgileri tarıyorum öncelikle. Önüme konuyla ilgili çok kısıtlı sayıda forum düşüyor. Kimisi reisin kan davası sonrasında hapse girdiğini, yaklaşık 4 kilinin olduğunu, bundan dolayı aktif olmadığını söylüyor. 4 kişinin olduğu ne demek ya? Allah kahretmesin ya. Kimisi ise sahte olduğunu ve tamamen bir kurmacı olduğunu söylüyordu. Ortalıkta birçok farklı Steam profili geziniyor, inanılmaz bir bilgi kirliliği barındırıyordu. Ancak bu noktada dikkat etmeniz gereken şeyler Asist var. sıfır. Profil fotoğrafı ve çevrim dışı olduğu süre. 13 yıl önce Doge mimi var mıydı? Dava reis bunu profilinde kullanabilir miydi? Hesabın orijinali... 13 yıl önce Doge var mıydı lan, bakayım. 13 yıl önce 2010 Doge olmuş olabilir, bilmiyorum. Tam böyle zaten olabilir ya. 9gag'de ünlü olmadı mı bu köpek? Değil mi? 9gag gibi saçma bir yerde ünlü oldu. Keşfi de önemli. Ancak sınırlı sayıda kaynakta bu neredeyse imkansız. Ve Yani videonun son hiti almış değil mi? başındaysa sizinle bu ihtimalleri elemeliyiz. Yoksa devam edemeyiz. Ben bence Çarmıkale'nin ne yapmış, ne yapması gerekiyor biliyor musun? %1 milyon TL'lik bir şey vereyim mi? Zaten vardır ki, Discord'da yapıyordur. Ben de diyecektim, bir site açsa ya, kendisiyle birlikte araştırma ekibi olsa böyle. Hani böyle garip olaylar Reddit sayfası gibi düşündüm de, zaten Discord'u var diyeceksin. Abi sana ne lan? Fikir verdik burada. Pardon. Steam piyasaya ilk kez 12 Eylül 2003 tarihinde, yani 19 yıl önce Japon sürülmüş. köpeği, evet. Ayrıca ilk sürümlerden itibaren çevrim içi ve offline gün sayımı gayet açık şekilde görülüyor. Yani 4670... Zenkart'ta zaten kendimi ekarte ettim. Yazmana gerek yoktu. Soruyu sorduğum an zaten cevabını buldum. gün sahte değil. Peki ya Doge? Doge mimini Wikipedia'da Aa, araştırdım. selam söyle falan. Hoş geldin bu Kabos arada. adında bir köpeğe ait olduğunu görüyorsunuz. Japonca... Ama burnu tıkalı burada, hissediyorum. Ya kızmıyorum, şaka yaptım. Ya şöyle yazılıyor. Yaklaşık 2 Kasım 2005 tarihinde doğan bir köpek kendisi. Orijinal mimde yer alan dişi bir şiba. Shiba işte. Shibu dedim ya, Allah kahretsin. Köylülüğüm daha ne kadar devam edecek? Japonya'daki yavru fabrikası kapatıldığında bir hayvan barınağına gönderilen soylu bir köpek. 2008 yılında Japon anaokulu öğretmeni Atsuko Sato tarafından evlat edinildi ve adını turunçgil meyvesi Kabos'tan alıyor. Çünkü Sato onun meyve gibi yuvarlak bir yüzü olduğunu düşünüyordu. Aynı senelerde... Hakikaten ama şu tipe bakar mısın ya, salak. Şapşik salak bir şey ya. Böyle köpek mi olur abi? Hayır, sporu bırakmıyorsun asla. İnternete yayılan bu fotoğraf üzerinden geçen 5... Erkeksi değil mi biraz? Facebook dedektifleri arıyoruz. Foyos hop bilen, piton yazabilen gerektiğinde patronunu mutlu edebilecek 18 yaşında yaşını bitirmiş olacak. Bak, Facebook esprisi yıllardır yapmıyorum, yeter.
5 yıl içinde büyük bir viral haline aldı. Facebook'tan sahibine yazacak şimdi aldı. Yani 2007-2008 civarlarında bu fotoğraf hali hazırda internetteydi. Dolar 1.7, bu dönemde sistem toplanmaz diyen Black Ankas da 2008 yılında yaptığı paylaşımında bu fotoğrafı kullanıyordu. Yani yaptığımız ilk çıkarım olayın doğru olduğunu gösteriyor. Postun gerçekliği konusu büyük bir çıkmaza bağlanıyordu. Çünkü Steam üzerinde yaptığım araştırmalarda yüzlerce fake kan davası hesabına erişiyordum. Orijinal hesabı bulamazsak bu videoyu yapamazdım. Ancak size açtığım şu anket sonrasında Discord üzerinden bir kullanıcı bana bazı bilgiler aktardı. Mardinli 2006 adındaki bir Steam hesabından bahsetti. İsmindeki 2006 senesi kan davasının başladığı tarihle uyuşuyor. Araştırmaya ilk başladığım forumlardan dolayı anımsıyordum bu ismi. Ancak profil silinmiş ve farklı bir kullanıcı adına geçtiği için de link geçersiz hale gelmiş. Wayback Machine'de herhangi bir veri kaydedilmemiş. Bu hesabın gerçek profil olup olmadığını öğrenmek için fazlasına ihtiyaç var. O yüzden devam ettim. Bağlantılı iki hesap daha buldum. Bunlardan birisi Jesus Buzz, diğeri ise Vicrate. Beni Jesus Buzz'a ulaştıran kullanıcı şöyle bir fotoğraf paylaşmıştı. Jesus Buzz ismini Steam üzerinde arattığımda 3 farklı hesap çıktı karşıma. Gördüğünüz bu 3 profil konuyla alakasız. Ancak en üstteki Jesus Buzz profili çok dikkatimi çekti. Şimdi şu iki görsele iyi bakın. Sol tarafta forumlarda dava reisi olarak konuşulan profil, diğer tarafta ise bulduğum Steam profili. Kanıt niteliğinde olmasa da ihtimal hala var. Ancak bekleyin. Jesus Buzz hesabının Steam kayıtlarını incelediğimde 2017'nin ortalarında kurulduğunu görüyoruz. İlk andan bu hesabın gerçek olmadığı ortaya çıkıyor. Ayrıca aşağı kaydırdığınızda hiçbir zaman uzun süreli offline görülmemiş. 2020 senesinde de kan davası ilk ünlendiğinde hesap ismi değiştirilmiş. Ayrıca eski profil fotoğraflarının hiçbirinde kablosuyu göremiyorsunuz. Jesus Buzz komple sahte bir profil yani. Burada Steam toplulukları üzerinden araştırma yaptığım sırada kan davası adındaki bir grubun içerisine girip orada Mardinli 2006'nın uzantısına ulaşmayı başardım. Bu profil yukarıda dediğim Vicrate'in ta kendisi. Nisan 2020 yılında kan davası var kurtulursam döneceğim gerçek hikayesi adlı bir tartışma başlatmış ve altına dava reisin gerçek hikayesini eklemiş. Söylediğine göre Vicrate Steam hesabının açıklama kısmına aşiret adlı bir Discord sunucusu açtım ve her şeyi anlatacağım yazmış. Ardından sunucu içerisinde 20-25 kişinin katıldığı bir toplulukta her şeyi anlatmış. AYM'in adını ve kendi adımı bundan sonraki hayatımın güvenliği için gizleyeceğim. Zira kan davası hala devam ediyor. Ben kendimi çekip sıyırdım bu konuda. Allah Allah, gerçek mi lan? İnanılmaz üzücü bir hikaye çıkmaz umarım. İstemiyorum. Kan davası mevzusu internette çok konuşulmaya başladı. Bir açıklık getirmek istiyorum. Sene 2006. Köydeyim. O dönemler imkanlar çok kısıtlı. Bir üniversite kazanmak istiyorum ama hiçbir kaynak yok. Köyde babam sağ olsun köyün geri kalanına oranla biraz daha aydın birisi. Abimi şehre yollamıştı. Benim de çabamı görünce oğlum biraz birikmişimiz var. Seni de abinin yanına yollayalım. Orada sınava hazırlan dedi. Abim de benden 6 yaş büyük. Şehirde fırını var. Taşındım yanına. Yaş 20. Bir yandan çıraklık yapıyorum. Bir yandan da arta kalan saatlerimde sınava hazırlanıyorum. Dershane filan. Bir gün fırındayken bir kadın geldi. Yüzü filan peçeli ama abime cilve yapıp duruyor. Bizim oralarda öyle bir kadının esnafa cilve yapması filan imkansız. Adı çıkar kadının. Ama kadın durmadan abime yanlıyor. Bir bahane bulup fırında birkaç dakika uzun duruyor. Benim abim de genç kanı kaynıyor. Onun... Hayır. No. No, orijin hikayeye bak. Abisi fırında mercimeği fırına mı veriyor? Nasıl espri? Bu da gönlü var kadında. Bunlar neredeyse her gün görüşmeye başladılar fırında. Karı resmen abime gel beni kaçır diyor. Karı resmen. Bu böyle birkaç ay devam etti. Bir gece odamda sınava hazırlanırken abim Söndüm ya şu an. Kapıyı çaldı. İçeri girdi ve ben bu karıyı kaçıracağım dedi. Abi dedim saçmalama, namus davası ayağına araya gideriz. İkimiz de genciz dedim. Benle misin değil misin lan dedi. Adam benim hayalim için bana evini açmış, onun hayali için yardım etmesem olmazdı. Neyse abim fırında kadına dedi ki bu gece 3'te geliyorum pencerenin altına. Ardından gece hazırlandık gittik. Kız birinci katta oturuyormuş. Attı valizini bohçasını, kaçırdık bu kızı. Gece abim bundan sonra ne olacak, ne yapacağım, yerim yurdum dükkanım belli diye kara kara düşünmeye başladı. Ben de işin rengini o an anladım. Evde bir tane kadın, abim ve ben. Abim toplandı, biz gidiyoruz, evin ışıklarını birkaç gün açma, ölü gibi davran, evden çıkma dedi. Ben de mecbur... Zenkartite tier 1 abone olmuş, yeni abone olmuş aramıza, hoş geldin. Sen nickini mi değiştin? Ama birinci ayın. Bilgisayarda takıldım günlerce. Zaten sonra karşı taraf olayı saldı. Abimi aramayı bıraktı. Hoş geldin. Aylar sonra kapı çaldı. Babamla annem geldi. Abimi de karısını da vurmuşlar. Babam dedi ki bu kanı sen temizleyeceksin oğlum. Velhasıl ben de oyun oynadığım arkadaşlarıma veda bile edemeden Nikimi kan davası var, kurtulursam geleceğim yapıp çıktım. Sonra ne olduğu bende kalsın. Ama ben de Ocak 2020'de çıktım içeriden. Baktım takip ettiğim tüm sayfalarda benim hesap var. Anlatayım hikayeyi dedim. What? Hikaye... Bir dakika.
Bilgisayarıma veda bile edemedim. Mecbur bilgisayarda takıldım günlerce. Zaten sonra karşı taraf olayı saldı. Abimi aramayı bıraktılar. Aylar sonra kapı çaldı. Babamla annem geldi. Abimi de karısını da vurmuşlar. Babam da... abisi de karısı da ölmüş. Dedi ki bu kanı sen temizleyeceksin oğlum. Velhasıl kelam ben de oyun oynadığım arkadaşlarıma veda bile edemeden Nikimi kan davası var. Kurtulursam geleceğim yapıp çıktım. Abisiyle karısını vurdular. Bu da gitmiş onları mı vurmuş? Evet Eygi. Sonra ne olduğu bende kalsın. Ama ben de Ocak 2020'de çıktım içeriden. Baktım takip ettiğim tüm sayfalarda benim hesap var. Anlatayım hikayeyi dedim. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Hikaye böyle. Anlattıkları gerçekten doğruysa üzücü. Ama böyle bir şeyin netliğini bulmak gerçekten zor. Zor mu? Dostumuz bu hikayeyle birlikte altta bir görsel paylaşmıştı. Çünkü hikayenin inandırıcılığı artmalıydı. Bu görseli taratırsanız 2019 senesine gidiyorsunuz. Evet, gerçekten kan davasıyla bağlantılı haberler çıkıyor. Hatta gördüğünüz sanık bir kan davasıyla bağlantılı olarak yakalanıyor. Ama alta indirdiğinizde hikayenin tutarsızlığı bariz gözünüze çarpıyor. Bu noktada Steam hesabını da kontrol etmek istedim. Ve olayın tamamen kurmaca olduğunu tam olarak burada anladım. Fikret hesabı 26 Mayıs 2019 yılında kurulmuştu ve profil fotoğrafında hiçbir zaman Doge mimini kullanmamıştı. Ayrıca isminde hiçbir zaman kan davası olmamıştı. Elimdeki tüm ihtimallerin fake olduğunu anladığım anda yatıp dinlenmeye çalıştım. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Yani Çankuel niye ilk olarak bunu check etmiyorsun ki? Ben sırf video yapmak için bilmiyorum. Ya ben mantıken ilk bunu kontrol ederim ki sonradan yaşadığım böyle uzun uzun saçma sapan şeyleri yaşamayayım diye. Mantıksız mı konuşuyorum? Bu olayı çözemeyecek gibi hissediyordum. Sonrasında ismini vermemi istemeyen eski Instagram adminlerinden birisi olayın gerçek hikayesini bana birinci ağızdan anlattı. Yaklaşık 5 yıl önce bir 4chan postu globalde çok ünlenmiş. 19 Mart 2013 tarihinde anonim bir kullanıcı Team Fortress 2 oyununda tanıştığı Orta Doğu'da yaşayan bir çocukla arasında geçen olayları anlatmıştı. Ekibiyle girdikleri oyunda kötü İngilizce konuşan ve ağır Arap aksanlı bir çocuk gelmişti ve bizim elemanlarla oyun oynamak istemişti. Bir şekilde teklifi kabul eden ekip birlikte oyun oynamaya başladılar. Arap çocuk her saniye kötü İngilizcesiyle konuştuğu için ekipteki elemanlar Arap'la sürekli dalga geçiyorlardı ve onu zorbalıyorlardı. Bu duruma dayanamayan Arap çocuk ekipten çıkmıştı. Ancak olayı anlatan anonim kullanıcı bu çocuğu yalnız bırakmadığını ve birlikte oyun girmeye başladıklarını söyledi. Birlikte oyun oynadıkları bu sürede Arap Baharı gerçekleşmiş ve Arap ülkelerinde sırayla kaos başlamıştı. Anonim eleman Arap çocuktan haber alamadı günlerce. En sonunda Steam üzerinde birkaç mesaj geldi. Arap çocuk kötü günler bekliyor. Belki bilgisayarım olmayacak, belki evim. Ben gidiyorum. Ancak ruhlarımız ortak. Geri döneceğim demiş. Ancak sonrasında günümüze kadar bir daha asla gelmemiş bu çocuk. Sürekli offline, hala da offline. Bu postun globalde tutmasının ardından bana yazan Instagram admini kan davası var kurtulursam geleceğim postunu çıkarttığını ve bu şekilde popüler olduğunu anlattı. Bu olayın tamamen fake olduğunu, her şeyi kendini montajladığını söyledi. 13 yıl bağlandı. Oğlum ben video başlamadan söyledim yani bunu şoplamak 2 saniye falan diye. Global posta uyuşmaktaydı. İnternette dolaşan görüntülerin kalitesinden de anlaşıldığını söyledi. Ayrıca olay ünlendikten sonra hiti düştü diye yeni bir versiyonunu yarattıklarını da anlattı. 4 gün önce geri döndü olayının da sahte olduğunu, Insta admin gruplarından çıktığını ve üzerinde montaj yapmanın kolay olmasından dolayı 4672'den diğer 3 sayıyı silip 4 gün olarak gösterdiklerini söyledi. Ayrıca Hakkari'ye gidiyorum, şehit olmazsam geleceğim adındaki viralde yine aynı şekilde yarattıklarını anlattı. Bu ülkede... Oğlum bu... Milli duygular sömürülmeye fazlasıyla müsait diye de ekledim. Evet, böyleydi. Koca bir internet virali, koca bir yalan işte tam olarak böyle yaratılmıştı. Bunun şeyini nereden kanıtladık peki? Geçerliliğini? O kadar boştu ki bir sürü insan bu olayın üzerine konmaya çalıştı. Ama maalesef veriler sabittir ve bunu yapmanız biraz zor. Vicrate güzel bir hikaye yazmış olsa da işin aslı gerçekte biraz daha farklıydı. Ben anlamadım ya. O sondaki olayın gerçekçiliği ya da ona neden inandık? Onu anlamadım. Ama güzel video. W video. Güzel. Ben neden inandık onu anlamadım sadece. Yani birden inanıverdik. Gelişir. Bu çocuk iyi çocuk.